Dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu'nda seçim heyecanı var. Seçimlerde üstelik dört kadın aday yarışacak. 144 yıllık bir tarihe sahip baronun başkanlık koltuğuna bu 144 yıl içinde ilk kez bir kadın avukat oturabilir. İstanbul Barosu yeni başkan ve yönetimini belirleyecek. 1878'de kurulan ve 56.834 üyesiyle dünyanın en büyük barosu olma özelliğini taşıyan İstanbul Barosu seçimlerinde ilk kez 4 kadın aday yarışacak. Adaylar şöyle: Önce İlke Çağdaş Avukatlar grubundan Filiz Saraç, Bağımsız Avukatlar grubundan Gülden Sönmez, Önce Avukat grubundan Elif Görgülü, Genç Hukuk Hareketinden Türkan Kara Önce ilke yeniden yükseliş hareketinden Hasan Kılıç, Avukat Hakları grubundan Gökhan Ahi, İstanbul Milliyetçi Avukatlar grubundan Hakan Çatak, Avukat Metin Uracin ve Mert Er Karagülle. İstanbul Barosu'nun 2022 Genel Kurulu ilklere sahne olacak. İlk kez bir başörtülü avukat baro başkanlığına aday oldu. 4 kadın avukattan birinin seçilmesi halinde başkanlık koltuğuna 144 yıl sonra ilk kez bir kadın oturacak. Baro'nun olağan genel kurulu 22-23 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. <laughs> Tarımda mazot ve gübre desteği belli oldu. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf için dekar başına 75 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 121 lira destek sağlanacak. Belirlenen destek ödemeleri çiftçiye 2023 yılı bütçesinden yapılacak. Bakalım ayrıntılara, gıdalarımızı üretenlere ne gibi destek veriliyor? Tarımda mazot ve gübre destekleri belli oldu. Karar resmi gazetede yayımlandı. Buğday, arpa, çavdar ve yulafa dekar başına 75 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 121 lira destek sağlanacak. Kuru fasulye, mercimek ve nohut için açıklanan destek miktarı ise mazotta 75 lira, gübrede 21 lira dekar başına toplam destek 84 lira. Kütlü pamuk ve çeltik için mazot desteği 250 lira, gübre desteği ise 21 lira olarak belirlendi. Patates ve soya fasulyesi üretimi yapanlara mazot desteği 125 lira, gübre desteği 21 lira, toplam dekar başı destek 146 lira. Yağlı kay çiçeğinin mazot desteği ise 88 lira olarak açıklandı, gübre desteği de 21 lira. Mısır ve fındıkta ise dekar başına mazot desteği 62 lira, gübre desteği 21 lira oldu. Aracılık kayıt sistemine kayıtlı arı yetiştiriciliği yapan çiftçiye ise kovan başı 15 lira destek verilecek. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açıklanan 2022 üretim yılına ait tarım desteklerinin çiftçilere ödemesi 2023 yılı bütçesinden yapılacak.